İşte size son yılların en geçimsiz çifti. Annem Meltem ve babam Haluk. En ufak şeyden bile kavga edebiliyorlar. Hem de saatlerce. Bu kavgaların nedenleri genellikle küçük şeyler. Televizyon kumandası, yatak örtüsü, diş macunu, ayakkabıların ortada bırakılması falan filan. Anneme göre babam duygusuz, bencil ve kendini beğenmiş. Babama göre ise annem gereksiz romantik, çok konuşan ve detaycı. Anneme göre babam ona sevgisini hiç belli etmiyor. Babama göre ise sık sık sevgi gösterisinde bulunmak doğru bir şey değil. Ama her ikisi de bir konuda çok dikkatli. Psikolojimiz bozulmasın diye bizim yanımızda hiç kavga etmiyorlar. Yani onlar öyle sanıyor. Sözde biz onların ne kadar geçimsiz bir çift olduklarını hiç bilmiyoruz. Sizin anlayacağınız bizim yanımızda sahte bir mutluluk oyunu oynuyorlar. Tabii çocuklardan hiçbir şey saklanamayacağını bilmiyorlar. Bilmedikleri bir şey daha var. Onlar aslında birbirlerini deliler gibi seviyorlar. Haluk, ben yarın kursa başlıyorum. Başla. Ne kursu bu, İngilizce mi? Hayır. Bilgisayar mı? Hayır. Şirket için bir kurs o zaman, hani üretimi artırmak için filan. Hayır. Söylesene, ne kursu bu? Dans kursu. Dans kursu mu? Evet. Sen herhalde şaka yapıyorsun yani. Hayır, yapmıyorum. Sen dans kursuna gideceksin. Evet. Evli barklı bir kadın dans kursuna gidecek. Evet. İki çocuk annesi bir kadın dans kursuna gidecek. Evet. Ve iki çocuk babası Haluk buna seyirci kalacak. Baba 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 baba. Sen şimdi dans kursuna gideceksin ve stresinden kurtulacaksın, öyle mi? Aynen öyle. Dans kötü evliliklerin ortaya çıkardığı strese iyi geliyormuş. Herkes gidiyor, çok moda. Ayıptır sorması, bu dansın adı ne? Tango. Ha, tango. Şu iki kişiyle yapılan dans. Hı hı. Şu iki kişinin birbirine yapışıp yaptığı şey. Haluk, olayı saptırma. Dans kursuna gideceğim ve stresimi atacağım. İstersen sen de gelebilirsin. Kim? Ben mi dans kursuna gideceğim? Sen benim yakında o dar şeyleri giyip balet olmamı da istersin. Sen iyice kafayı yedin. Valla ben sana dedim psikoloğa falan gitme diye. Sen stresini atacaksın diye evin her tarafı stres doldu. Şu ettiğin lafa bak. Gel beraber dans kursuna gidelim. Millet duysa ne der biliyor musun? Ne var bunda Haluk? Sen de gel tepin biraz, at stresini. Bak yay gibisin. Ben stresimden kurtulmak istediğim zaman maça gidiyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum, kuş gibi olup geliyorum. Senin yerinde olsam kurtulurum o salak psikologdan, bize takılırım. Valla sana kapalıda bir yer ayarlarım. Bağırırsın, çağırırsın, rahatlarsın, huzur içinde olursun. Hakemin kafasına bir şey atarsın, kurtulursun stresinden. Kusura bakma hayatım. Ben senin vahşi hayatını belgesel kanallarından izlemeyi ve stresimi müzik eşliğinde atmayı tercih ederim. Maçta müzik yok mu sanıyorsun? Kralı var be.
La 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 la. Ay hadi başlama lütfen. Haftada sadece bir saat dans kursuna gideceğim. Şirketteki herkes gidiyor. Ondan sonra da kriz var, şirket batıyor diyorsunuz. Şunlara bak ya. Şirket batıyor, bunlar göbek atıyor. Haluk lütfen büyütme bu olayı. Ne demek büyütme? Ne demek büyütme? Sen elin adamıyla sarmaş dolaş dans edeceksin. Ben olayı büyütmeyeceğim. İstersen gelip kenarda seyredeyim bir de. Ah beyefendi, bakar mısınız? Şu adamla kendinden geçmiş bir şekilde dans eden kadın var ya, o benim karım. Sen de gel o zaman, beraber dans edelim. Meltem, valla sen beni yakında kadın günlerine falan da götürürsün. O zaman karışma, ben gideyim. Ya ille tango yapman şart mı? Dünyada tangodan başka dans mı yok? Ben tango seviyorum. Eşli yapılan danslardan hoşlanıyorum. Pekala, ille eşli bir şey yapmak istiyorsan eşli pişte oynarız. İsmail Bey, boş verseniz diyorum. Bu kadından hayır yok size. Öyle deme uşağım. Kız naz yapıyor. Nasıl olsa düşecek tuzağa. Dur şuna bir buluşma daha teklif edelim. Bak yine buluşalım mı diyor. Ay buluşalım buluşmasına da. Ya kelse. Soralım istersen, kel mi değil mi? Sormayalım, ayıp olur. Fotoğrafını isteyelim mi? Aa, sahi mi diyorsun Emre? Fotoğrafını görebilir miyiz? Tabii görebiliriz. Ama bunun için biraz para lazım. Biliyorsun pahalı bir sistem bu. Ay ne pahalı şeymiş canım bu. Su yakmıyor bu herhalde. Hadi hadi. Dünyada başka dans mı yok? Yani çok istiyorsan folklor kursuna yazıl. Ha bak bu iyi fikir. Sen en iyisi folklor kursuna git. Haluk. Sen halk oyunlarımızı da kabullenemezsin. Çünkü orada da erkeklerle kadınlar yan yana, el ele, diz dize. E sen de çayda çırak kursuna yazın. Ne güzel kadın kadına oynarsınız. Haluk senle konuştukça stresim o kadar artıyor ki horon tepsem düzelmem. Aa bak Bursa Öresi'nin de çok güzel bir oyunu var. Sadece kızlar oynuyor. Dur hemen öğreniyorum sana. Uy, fotoğraf iste uşağım. İyi ya, gönderin İsmail Bey fotoğrafınızı, nasıl olsa buluşacaksınız. İyi ama ya benim fotoğrafımı görünce vazgeçerse? Evet, bence vazgeçer. Ne dedin? Şey dedim, yani siz bu işten vazgeçin dedim İsmail Bey. Vazgeçmek mi? Kim? Ben mi? Sen beni daha tanımayısın uşağım. Buldum. Senin fotoğrafını gönderelim. Kim? Benim mi? Dünyada olmaz. Karım duyarsa öldürür beni. Ay ne diyor Emre? Gönderecek mi fotoğrafını? Daha cevap vermedi. Ay inşallah kendi değildir. Yani yanların biraz açık olabilir ama üstünde kesin bir şey olması lazım. Buldum. Haluk Bey'in fotoğrafını gönderelim. O daha yakışıklı. Doğru diyorsun. O benimle yakışır. Evet. Haydi onun fotoğrafını gönderelim. Hadi bakalım. Yok, 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 yok. Haluk'un fotoğrafı hiçbir yerde yok. Bak çok istiyorsan beraber koşuya gidelim. Erkenden kalkalım, çekelim şöyle eşofmanları beraberce, ha? Her yere baktım, Haluk'un bir tane bile fotoğrafı yok. Madem Haluk Bey'in fotoğrafı yok, Versenük'ünü gönderelim de. Yok, yok, hiç merak etmeyin. Ben hemen gider alır gelirim. Taksiye atladığım gibi gider alır gelirim. Acele et, acele. Pilisi kaçırıyorum. Bak, önümüzdeki ay benim teyzoğlunun düğünü var, orada oynarsın. Dayım nasılsa zorla beni de kaldıracak, ben de oynayacağım. Bak ne güzel, önümüzdeki ay düğünde beraber oynarız. Haluk, kapatalım bu konuyu. Bence de kapatalım ve bir daha hiç açmayalım. Ne öyle tango mango, yakışır mı bize? Ben seni bu hafta maça götüreyim, stresine at, rahatla, bu iş tatlıya bağlansın, tamam mı? Sonra konuşalım, çok yorgunum. Konuşacak bir şey yok. Cumartesi günü hazır ol. 5 gibi evden çıkarız. Sana sosisini de ısmarlarım. Vazgeçtiğimi sanma Haluk. Dans kursuna gideceğim. Bu arada ben vejetaryenim.
İyi de orada zeytinyağlı satmıyorlar ki. Meltem. Efendim. Çocuklar nerede? Emre her zamanki gibi internette. İyi, ben bir bakayım şuna. Ne yapıyorsunuz bakalım? Şey yapıyoruz Haluk Bey. Ne yapıyoruz? Benim ödevimi yapıyoruz. İnternette değilsiniz değil mi? Yok canım, ne işimiz var bizim internette? İyi. Ablan nerede? O hiç gelmedi ki baba. Gelmedi mi? Ne demek gelmedi? Meltem! Meltem! Duygu nerede? Sezgilere ders çalışmaya gitti. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Çocuk arkadaşına ders çalışmaya gitti Haluk. Kimden izin aldı? Benden. Ha, senden izin aldı. Biz ne oluyoruz burada? Sanal naylon baba mı? Benden izin alma sana yetmiyor mu Haluk? Yetmiyor efendim. Senden nasıl izin alabilir ki? Sen kızına nasıl izin verebilirsin? Bıraksak dans kursuna gideceksin. Haluk, saçmalama konusunda bir rekor varsa 750 kere kırmışsındır. Vallahi 15 yaşında bir kız çocuğu güneş battıktan sonra hiç bilmediği bir eve ders çalışmaya giderse yarın öbür gün dans kursuna da gider. Haluk, Sezgi Duygu'nun en yakın arkadaşı. Hem annesini de tanıyorum, babasını da. Canım, ben de tanıyorum babasını. O da bizim Selami gibi light erkeklerden. Onun gibi babaların kızlar yarın öbür gün özgür kız olup dağlarda tepelerde erkek peşinde koşar. Sonra da karşılarına Tarkan çıktı mı böyle kalırlar, sırıtırlar. Haluk, onlar kaç kere gönderdiler kızlarını bize? Gönderirler tabii. Onların yerinde olsam ben de gönderirim. Çünkü biz kızımıza göz kulak olan bir aileyiz. Çocuklarımızın gözümüzün önünde olmasını isteriz böyle. İyi akşamlar Haluk. Nasılsın Meltem? Hoş geldin Selami. Otursana. Yok, hiç oturmayayım. Çok acele işim var. Biz de tam senden bahsediyorduk. Hmm. Yani light erkeklerden. Bana çok acil fotoğrafın lazım Haluk. Neden? İsmail Bey istedi. Personel dosyalarını tamamlıyoruz da. Yani bu gece olması şart mı? Bu acelesi niye? Canım ya, bilmiyor musun işte. Tutturdu bir kere. Dünya kadar da fırça yedim. Daha önce niye almadım diye. Sen nereden çıkarıyorsunuz gecenin bu vaktinde böyle şeyler, i̇şte, anlamıyorum. İsmail. Hala gelmedi bu fotoğraf. Belki de çektirmeye gitmiştir. Aa, şipşak çektirsin, hemen göndersin canım. Ne bu böyle ağır kallı bir adam? Ay, bir de gelse yandı. Al bakalım. Gece vakti ne yapacaksınız anlamadım ya. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, hayatımı kurtardın. Niye bu kadar telaşlı bu? Vallahi ben de anlamadım. Neyse, ben de çıkayım. Sen nereye Haluk? Duygu'ya bakacağım. Haluk, saçmalama. Ben daha biraz evvel telefonla görüştüm. Ne o öyle insanlara güvenmiyormuş gibi? Ya sen merak etme, onlar beni görmeyecek. Nasıl yani? Evlerinin önünde koca bir ağaç var, ona çıkacağım. Ne? Daha önce de yaptım. Ne yaptıklarına bir bakıp hemen döneceğim. Haluk, yapma lütfen. Benim kızım benim gözümün önünde olacak. O kadar. Ben burada özgür kız yetiştirmiyorum. Hayır, Haluk, saçmalama lütfen. Hadi hayırlısı, gönderiyorum Haluk Bey'in resmini. Selami Bey. Gönderin bakalım. Yalnız Haluk duyarsa başıma gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanlanma, geliyor. Geliyor geliyor diyorsun, hiçbir şey gelip gittiği yok. Masraflı iş tabii. Çabuk gelmesini istiyorsan biraz. Geliyor işte. Kel diyordun ama adamın babam gibi saçları var. Kafası da Haluk Bey'e benziyor. Gözleri de benziyor. Burnu da. Ağzı da. Bu babam. Haluk Bey içeride. Sakın fotoğraf çektirmek için sokağa çıkmış olmasın. Anne, babam nerede? Evdedir canım, ne işi var dışarıda? Dışarı çıktı yavrum, bir işi var, onu halledip hemen gelecek.
Ne fotoğrafı oğlum? Haluk, neredeydin sen? Tamam, ders çalışıyorlar, gördüm. Kim? Duygu ve Sezgi, gördüm böyle. Peki sana ne oldu? Bu ayakkabılar yüzünden. Aldın, ağaçtan düştük. Böyle. Meltem Hanım, size bir şey sorabilir miyim? Sor Gül. Bu internette koca arama şeyleri vardı ya. Evet. İnsan orada tanıdığı biriyle konuşsa ama aslında tanıdığını bilmese. Yani bilmeden tanıdık biriyle. Yani farkında olmadan tesadüf. Hiçbir şey anlamadım ben Gül. Ben de anlamadım Meltem Hanım. Vallahi bilmiyordum. Bilseydim hiç girer miydim o Meral şeye? Gül, ne oldu anlatsana. Baba. He. Gelsene bir dakika. Gel. Ne oldu oğlum? Bir şey soracağım. Niye burada sormadın da oraya çağırıyorsun? Yok yok, sen gel. Burada sorayım. Ne olur ne olmaz. Yerin kulağı vardır. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Sana internetle ilgili bir soru soracağım. Oğlum ben ne anlarım internetten? Ne yani? Sen şimdi internetten anlamadığını mı söylüyorsun bana? Benim internetle ilgili bildiğim tek şey telefon faturaları. Hani ICQ olayı falan var ya. Chatmet yani. Resim yolluyorsun ara sıra. Oğlum neler diyorsun sen? Baba her şeyi biliyorum. Bana güvenebilirsin. Neyi biliyorsun? Merak etme, anneme söylemem. Bunun nesi var? Vallahi ben de anlamadım. Deminden beri mutfakta bana bir şeyler söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Babamla hayat bilgisi çalışıyorduk anne. Ne hayat bilgisi oğlum? İnternetten bahsetmiyor muyduk? Tam internetten bahsediyorduk, siz geldiniz. İnternetten mi bahsediyordunuz? Gül, iyi misin? Alo, Gül. Aç ağzını. Ya bu kız orada kahvaltı mahvaltı etmiştir değil mi? Haluk'cum koca kız oldu. Yapmıştır artık. Baba, internet üzerinden... Telefon faturalarını yatırabilirsin. Onu söyleyeyim dedim. Hadi ya, ciddi misin sen? Bizim telefon faturalarımız otomatik ödemede. Ben geç kaldım. Servis gelmek üzere. Çıkıyorum. Nerede benim öpücüğüm? Nesi var bu çocuğun? Nesi olacak canım? Hiçbir şey yok. Neyse, ben de çıkıyorum. Akşam dans kursuna gideceğim. Yemeği beklemeyin. Ne dedin sen? Dans kursuna gideceğim dedim. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Evet konuşmuştuk ve ben de sana gideceğimi söylemiştim. Gel bu işi tatlıya bağlayalım. Hiç kusura bakma Haluk. Ben hayatımda hiçbir şeyden vazgeçmedim ve her aklıma koyduğumu yaptım. Hiç de kötü bir şey yapmadım. Bu kursa da gideceğim çünkü bu da kötü bir şey değil. Tamam. Öğren bu dansı. Kabul ediyorum. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Bence hiçbir sakıncası yok. Ama bir şartım var. Nedir o? Burada öğren. Nasıl yani? Evde öğren. Özel ders al. Hoca eve gelsin. Kaç paraysa verelim. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Ya bilmem ki olur mu öyle şey. Olur 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 olur. Bal gibi olur. Ama ev bu iş için uygun mu? Sen hiç merak etme. Koltukları falan çekeriz şöyle kenara. Gayet güzel olur. Bilmem ki. Konuşayım bir kursla. Eğer olabiliyorsa evde yaparız. Güzel. Aynen böyle dedi doktor bey. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yani sizin anlayacağınız özel dans dersi alacağım. Herif üşütüklük derecesinde kıskanç. En azından evde dahi olsa bu dans olayına izin vermesi bence olumlu bir gelişme. Ama evde neler olacağını kestiremiyorum. İnşallah dans hocasına bir şey yapmaz. Herif tehlikeli. İşin risk katsayısı yüksek. Yardıma ihtiyacı var.
Bugünlerde kafayı yemezsen bir daha hiç yemeyeceğim. Ne oldu yine Alok? Bütün bunlar o üçlük psikoloğunun başının altından çıkıyor. Stresinizi atmak için şöyle yapın, böyle yapın. Hanımefendi de şimdi de tutturmuş dans dersine gideceğim diye. Ana! Gitsin, ne var bunda? Tango oğlum, tango. Yakın temas var, böyle. Tamam, benim karım kaç aydır gidiyor? Nasıl yani? Tango kursuna gidiyor, bir sürü de arkadaşı oldu. Çok mutlu. Senin karın elin erkekleriyle yapışık nizam dans ediyor böyle. Sen de burada erkeğim diye geziyorsun ha? Evet. Bu da ancak senden beklenir Selami. Çünkü sen light erkeksin. Hı. Evet. Şu kravata bak. Bu ne? Puh. Ali lütfen biraz dikkatli ol. O karımın hediyesi bana. Çağdar erkeği sen. Kepekli erkek. Bir kalorilik erkeksin oğlum, bir. Beyler. Bugüne kadar ne soğan yedim ne sarımsak. 1993'ten beri bugün için hazırlandım. Bugün ne yapıyorum? Bugün ektiğimi biçiyorum. Hayrola İsmail Bey? O internetteki kızla buluşuyorum Haluk Bey. Hissediyorum çok az kaldı. Ağzım da mis gibi kokacak da. Nerede kaldı bu kadın? Beni atladıktan sonra kursuna mı gitti yoksa? Merhaba hayatım. Buyurun hocam. Seni dans hocamla tanıştırayım. Tarkan. Selam. Tarkan mı? Hoş geldiniz. Salonda çalışabiliriz değil mi Tarkan Bey? Olur. Hayatım sen koltukları ayarla. Ben de bir çay koyayım. Tamam. Rahatınıza bakın. Bekar mısın? Demek evli kadınlara dans dersi veriyorsun ha? Evet. Peki onların sinirli kocalarından korkmuyor musun? Biri çeker de 18 yerinden delik deşik eder diye korkmuyor musun? Bacaklarını kaval kemiğinden kırıp diz kapaklarına frisbee oynar diye korkmuyor musun? Ha? Bakıyorum muhabbet koyulaşmış Haluk. Şey, ben de çifte telli dersler almak istiyorum da onu konuşuyorduk. Değil mi? Biz başlayalım yavaş yavaş isterseniz. Tabii tabii. Küçük egzersizlerle başlayalım. Müziği başlatın lütfen. Tamam. Hayatım sen odada gazete okusan diyorum. Ha tabii. Ben gideyim. İşim var zaten bir iki tane. Siz keyfinize bakın, rahat olun. Arjantin tango ile başlayalım. Tamam. Önce bayanın adımlarını, temel adımları göstereyim. Tamam. Yanınıza gidin. Sağ yana başlıyoruz. Tamam. Adım olarak. Sağ yana adım. İki. Sol arka. Sağ arka. Sağ arka. Sol yana. Topla. Aynı hareketi öne yapalım. Tamam. Sol ayakla başlıyoruz. Hı-hı. Öne. Sol. Sağ. Topla. Sol öne. Yana. Sağ yana. Topla. Şimdi birlikte dans edelim. Biraz önce öğrendiğimizi. Evet. Blanco que te ofrece.
pañuelo sufrió el corazón. Con este pañuelo perdí una ilusión. Con este pañuelo llegó el día cruel que tú me dejaste. El pañuelito conmigo sufrió. El fiel pañuelito conmigo quedó. Teşekkür ederim. Ben bir çaya bakayım. Karımın yanına 9 metre 15 santimden fazla yaklaşırsam gör bak neler olacak. İndir elini ayağını. Kadın bu. Acaba diyorum kasaba havası dersi mi alsak? Çünkü benim kasaba meraklı birkaç arkadaşım var da hani böyle. Hani, alo içeri. İyi tamam tamam. Geçer misin Haluk? Tuvalete gitmek de mi yasak? Ya kaç kere gitti? Belki de prostat hastasıyım, ne biliyorsun? Bir daha geçmeyeceksin Mr. Prostat. Bir daha o da senin yanına o kadar yaklaşmayacak. Bak uyarmadı deme, çok fena yaparım. Biz devam edelim hocam. Aynı hareketi bir daha yaparsan öldün sen Tarkan. Sana inanamıyorum Haluk. Sen hiç merak etme. Sana Türkiye'nin en tecrübeli hocasını getireceğim. Söz. Rezil ettin beni. Ya sen boş ver. O adam o işi o kadar da iyi bilmiyordu zaten. Şimdi sana öyle bir hoca getireceğim ki aklın hayalin duracak. Vazgeçtim artık, istemiyorum. Haluk! Haluk istemiyorum dedim, gel buraya. Buyurun hocam, buyurun. Buyurun. Biz geldik. Hocam sizi şöyle alalım. Benim hoş eşim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Efendim. Buyurun. Kim adam? Hoca, dans hocası. Hayat, bu adam çok yaşlı. Sana Türkiye'nin en tecrübeli hocasını getireceğim dedim mi demedim mi? Budur. Hadi, ne diyoruz? Gördün mü bak adam ne güzel dans ediyor. Bir de yaşlı diyordum. Olay budur. Hayatım adama bir şey olacak. Hocam biraz yavaş olsak yorulmayın. Yorulmak yok, yorulmak yok demem. Sen devam et. Ne bileyim, ben gidip doktor falan çağıracağım. Hocam, hocam.
hocam, hocam, hocam. İşte böyle doktor bey. Adam az kalsın ölüyordu. Zor kurtardılar. Adamcağız eşimin kıskançlığına kurban gidiyordu. Hedif adam öldürecek kadar kıskanç. Üşütük. Psikolojik yardıma ihtiyacı. Meltem Hanım, eşinizi bu seanslara getirmek zorundasınız. Gelmez doktor bey. Bu tip hastalarda grup terapisi en iyi yöntemdir. Eşinizi ve evliliğinizi içine düştüğü bu çıkmazdan ancak ben kurtarabilirim. Meltem Hanım, ya onu buraya getirirsiniz ya da bu evlilik fazla sürmez. Ben de bu evliliğin fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Sadece çocuklar az zarar görsün istiyorum. Hemen pes etmeyin. Kocanızı bana getirin, gerisine karışmayın. Ben hiçbir şey anlamadım Gül abla. Anlasana canım. Hani deli fişek vardı ya. İnternette koca bulma sitesinde bulduğumuz adam. Kel olmaya. Evet. O kim biliyor musun? Kim? Haluk Bey. Benim babam olan Haluk Bey mi? Evet. Nereden biliyorsun? Fotoğrafını gönderdi bana. Ama benim ben olduğumu bilmiyor. Ben de onun olduğunu bilmiyordum. Nereden bilebilirdim ki? Evli barklı adam, gül gibi karısı var. Ne işi var onun koca bulma sitelerinde? Ben hala anlamadım diyeceğim ama kızacaksın. Ay ben ne yapacağım? Söylesene, senin kafan çalışır böyle şeylere. İyi de benim babam internetten anlamaz ki. Daha bilgisayarın fişini bile takamaz o. Sen öyle zannet. Fotoğrafını bile gönderdi. Şiirler yazıyor, buluşmak istiyor. Bir bilsen daha neler neler yapıyor. Hey be! Benim güzel kızım nasılmış? İyi misin bakalım ha? İyiyim baba. Asıl sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte bildiğin gibi, iş güç. Ya, demek öyle. Akşam ders mi çalıştınız yoksa iki kız sabaha kadar lak lak mı yaptınız ha? Biz değil de asıl sen ne yaptın baba? Biz ne yapacağız kızım? Yattık uyuduk. Seninle bir şey konuşmamız lazım baba. Çok önemli ve acil. Hay hay konuşalım tabii. Derslerden zayıf mı aldın? Hayır baba, internet konusunda konuşmamız lazım. Yoksa o havuç kardeşin fırsat vermiyor mu? Emre değil baba. Daha çok seninle ilgili. Kim? Ben. Ben ve internet. Yavrum benim ne işim olabilir ki internette? Babacığım biliyorsun artık herkes internete giriyor. Acaba diyorum sen de mi giriyorsun? Kim? Ben mi? Gül abla öyle demiyor ama. Gül mü? Ne diyorsun sen Gül? Baba. Bak babacığım, annem ve sen, yani siz ikiniz birbirinize. Annem geldi. Kızım. Anneciğim. Bak bir gün başka bir yerde kaldın, ne kadar özledim seni. Ben de seni özledim anne. Nasıl, çalışabildiniz mi bari? Çalıştık anneciğim ama daha bitmedi. O zaman hemen odana geçiyorsun ve vakit kaybetmiyorsun. Sonra uykun gelecek. Tamam, ben odamdayım. Ah, yanına geleceğim biraz sonra, sohbet ederiz. Dün akşam neler oldu onları anlatırsın bana. Tamam. Duygu, ben de gideyim de ortalığı düzelteyim. Daha rahat çalışsın çocuklar. Tamam. Meltem. Hiç bana bak Mahluk, seninle konuşmuyorum. Hayır, benim ne suçum var? Sana ülkenin en iyi tango hocasını getirdik, gene yaranamadık. Adam sana dans öğreteceğim diye az daha ölüyordu. Adam senin manasız kıskançlığın yüzünden ölüyordu. Canım işte fena mı? Uğruna ölünecek kadınsın. Aman ne komik. Sen artık esmiden de anlamamaya başladın. Hayır hayatım, tam tersi. Artık anlamaya başladım ve komik olmadığını keşfettim. Evin küçük beyi en son geliyor. Nerede kaldın oğlum? Basketbol oynadık anne. Terledin mi? Biraz. Bakayım. Hemen banyoya giriyorsun. Gül, Emre hemen banyoya giriyor. Bak gördün mü? Dansa başladın, stresin daha da arttı. Demek ki dansın strese iyi geldiği yalanmış.
Senin üzerimdeki stresini yok edecek bir dans henüz bulunamadı Haluk. Psikoloğuna o kadar para veriyorsun, bir işe yaramıyor mu? Konuyu açtığın iyi oldu aslında Haluk. Seninle birlikte gitmemiz gerekiyor. Nereye? Doktora. Ben gayet iyiyim, hiçbir şeyim yok. Taş gibiyim. Bak ne aksırıyorum, ne tıksırıyorum. Psikoloğa Haluk. Ha, sen psikoloğa doktor diyorsun. Kusura bakma. Ben seninle bu konuyu daha önce konuştum ve cevabımı verdim. Hayır, bakınız mutfağa. Haluk, bu evlilik her geçen gün beni daha da çok sıkıyor. Sence artık bir an önce bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu? Kesinlikle. O psikoloğa gitmeyi bırakmaya ne dersin? Bence evliliğimiz için çok iyi bir şey yapmış olursun. Bağırma, çocuklar duyacak. Ya bir evlilik bu kadar çok masaya yatırılmaz. Hayır yani her şeye gidip o herife anlatılmaz ki. Yok şöyle yaptı, yok böyle yaptı. Rahatla biraz ya. Hayatı akışına bırak. Başka şeylerle ilgilen. Dans hariç. Beraber gitsek ne kaybedersin ki? Belki bir problemin var ve sen bile farkında değilsin. Belki çocukluğunda bir olay yaşadın ve hala izlerini taşıyorsun. Hap 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 hap. Benim çocukluğum gayet normaldi. Mahalledeki bütün çocukları döverdim. Bütün camları kırardım. Sapanlı kuş avlardım. Haluk lütfen bağırma. Ne kadar geçimsiz bir çift olduğumuzu bari çocuklar duymasın. Merak etme, duymazlar. Ayrıca duysalar da iyi olur. Böylelikle bu ailede kimin geçimsiz olduğunu gayet iyi anlarlar. Bence bu konu aramızda kalmalı çocuklar. Ne olur kimseye bahsetmeyin. Bak o kadar emeğim geçti size. Ablama neden söyledin ki? O herkese söyler şimdi. Herkesi kendin gibi bilme Avuç Bey. Ay tamam tamam, kavga etmenin sırası mı? Ne yapacağız onu düşünün. Bence bu konuyu bir an önce babamla konuşalım. Çünkü babamın annemi aldatmasını kabul edemem. Vay be, babam internet kurduymuş da bizim haberimiz yokmuş. Bence bu evlilik artık heyecanını kaybetti Haluk. İşte anahtar kelime. Bence bu evlilik heyecanını kaybetti. Kadınlarımızın yeni takıntısı. Hani enteliz ya. İyi de kardeşim, biz yine evlendiğimizde bungee jumping mi yapıyorduk? He? Ya da işe gidip gelirken snowboard'a mı biniyorduk? Hayır anlamıyorum yani. Değişen ne? Her akşam eve geliyorum. Yemek yiyoruz. Televizyon seyrediyoruz. Uyuyoruz. İyi ya işte asıl sorun da bu zaten. Hep aynı şeyler. Her akşam aynı şeyler. Tamam. Bu akşam yemek yemeyelim o zaman. Buna mı takıldın ya? Bu mu? Seninle bu konuyu konuşma hatasını yaptığım için affet beni Mr. Rutin Bey. Bu dünya böyle. Yani bir şekilde rutin bir şeyler yapıyoruz. Her akşam da değişik bir şeyler bulamayız ki. Diyelim ki bu akşam bungee jumping yaptık. Yarın akşam ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Her akşam bungee jumping yapılmaz. Yani bu da bir rutin be kardeşim. Böyle her akşam, her akşam tepe sersem olur. Gördüğün gibi aslında bungee jumping yapanların hayatı da sıkıcı. Vallahi. Tamam Haluk. Tamam. Lütfen artık bu konuyu kapatalım, tamam mı? Hayır yani düşünüyorum. Düşünüyorum, kafa patlatıyorum evliliğin heyecanını nasıl sağlarız diye. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Böyle hırsız mırsız da girmiyor ki bir hareket olsun, heyecan olsun. Sana bu konuyu kapatalım dedim Abidin. Daha ne dediğimi bile anlamıyorsun. Şşt 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 şşt. Çocuklar duyacak. Duysunlar. Zaten onlar duymasın diye bu hale geldik. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Yani. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş merhaba, geldiniz. Buyurun. Nasılsın anneciğim? Nasıl olayım kızım? Nasıl olayım? Bu adamla nasıl olunabilirse öyleyim işte. Siz müsteşarlık yapmış bir zattan bu adam diye bahsedemezsiniz Müzeyyen Hanım. Ay. Teessüf ederim. Baba gel. Anneciğim oturun ağzı mısınız? Otur babacığım. Ah kızım ah. Bu adam şimdi de ne yapmak istiyor biliyor musun? Ne yapmak istiyor anne? Evi barkı satıp Bodrum'a yerleşmek istiyor. Ne? Çok iyi fikir. Bak duy. Kendi damadın da benimle aynı fikirde. Ama ben sadece... Haluk sen bu işe karışma. Yani bari bu işe karışma. Tamam. Bodrum çok güzel bir yer. Yazın çok güzel oluyor ama kışın ne yapacağız biz orada? Süngerci miyiz biz? Bahçeyle uğraşırız efendim. Kendi domatesimizi yetiştiririz. Biber ekeriz. Hormonsuz sebze meyve. Çok iyi ya. İnsanın ömrü ne ömür kadar efendim. Hayır efendim. Ben bu yaştan sonra bostancılık yapamam.
Siz benim hormonlu domatesler yiyip ölmemi mi istiyorsunuz? Ay, size hiçbir şey olmaz Kemal Bey. Maşallah domuz gibisiniz. Siz benimle böyle konuşamazsınız hanımefendi. Sizin karşınızda bir müsteşar var. Vardı. Siz artık müsteşar falan değilsiniz Bahçıvan Bey. Anneciğim, gel biz biraz mutfakta konuşalım. Hem kahve içeriz, hadi gel. Ay, konuşacak bir şey yok artık kızım. Ben bu yaştan sonra domatescilik falan yapamam. Gel anneciğim sen, gel. Dertleşelim biraz, gel. Babacığım, hayırdır? Bodrum falan entel olmaya mı karar verdin? Söyle yavrum, kötü fikir. Emekli bir insanın İstanbul'da ne işi var? Tabii ya. Ne gürültü derdi var, ne trafik, mis gibi hava. Gidin babacığım, valla. Bakarsın biz de geliriz. Duyun Hüseyin Hanım, duy, damat da geliyor. Hayır, hayır, şaka yaptım baba. Otur, otur. Biz hiçbir yere kıpırdayamayız. Çocukların okulu falan var, yok. Olur mu canım? Hayır, hayır. Emekli olduğu günden beri hayatı bana zehir ediyor. Yemek yapmak istiyor, örgü örmek istiyor. Bir gün resim yapacağım diyor. Ertesi gün musiki cemiyetine yazılacağım diyor. Ay, fıttıracağım valla. Anneciğim, normaldir. Yıllardır çalışmaya alışmış bu adam. Bak, sakın kocan emekli olacak da rahat edeceğim diye düşünme. Çünkü asıl sorun ondan sonra başlıyor. Yok anneciğim, ben Haluk'un emekliliğini göreceğimi hiç sanmıyorum. Bir an önce bir iş bulup meşgul olması lazım bu adamın. Yoksa beni tımarhanelik edecek. Ay, ne zor şeymiş bu emeklilik. Of, of. Çok kötü durumdayım oğlum Haluk, çok. Babacığım, hiç canınızı sıkmayın. İki ay sonra yaz güle oynaya gidersiniz Bodrum'a. Bu emeklilik... Ay hayır, bir de anlamaz öyle bahçe işlerinden. Gitsek ben biliyorum başıma gelecekleri. Domatesleri sula Müzeyyen, gülleri buda Müzeyyen. Anca emir vermeyi bilir. Müsteşar ya, haspam. Ben kahveni koyayım anneciğim. Ben koskoca müsteşar Kemal Bey. Daireye girdiği zaman memurların ayağa kalktığı Kemal Bey. Masasına oturduğu zaman çayının önüne geldiği Kemal Bey. Odacıların önünde hazır olda durduğu Kemal Bey. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Annenle pazara çıkmıştık. Ben pazarcının önünde durmuş domateslerin irilerini seçiyordum. Pazarcı sinirli bir şekilde elini uzattı. Ve ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Elime vurdu. Terbiyesize bak. Evet, koskoca müsteşar beyin eline vurdu. Sonra ne dedi biliyor musun? Ne yaptı dedik bey amca? Domateslerin hepsini mıncıklama dedi. O dedi. Müsteşar Kemal Bey'e dedi. Evet. İsterseniz biz de annemin resmini yollayalım. Sonra da ikisi buluşsun. Annemle babam. Ne güzel değil mi? Saçmalama abla. Bence olayı açık açık babama anlatalım. Eğer anlatacaksak anneme anlatmalıyız. Çünkü burada suçlu olan babam. Annemin hiçbir şeyden haberi yok. Babama anlatalım ki babam da durumu idare etsin. Sen dünyanın en kötü çocuğusun Avuç. Ben bilgisayar operatörüyüm kızım. Asıl kötü olan Gül abla. Evet, ben kötüyüm. Kötü olan benim. Evladım, ben ne yaparım kış günü Bodrum'da? İn yok, cin yok. Baban iki tane domates yetiştirecek diye turizme mi açılacağız yani? Hem çocuklar burada. Onları bırakıp nasıl giderim ben? Özlerim vallahi. Dur anneciğim, belki laf olsun diye söylemiştir babam. Laf olsun diye söylemiyorum damat. Kesin kararlıyım. Gidiyorsunuz yani. Evet. Temiz hava, mis gibi toprak, güneş, oh, denizin mavisi. Oh. Hiç değilse kendi sebzemizi kendimiz yetiştiririz. Doğru, doğru. Hormonsuz. Hatta fazla gelebilir, o sebzeleri satarız. Tabii ya. Müsteşar Kemal bir anda kabzımal Kemal olur. Yapma ya. Tabii biraz öyle oluyor. Kulağa pek hoş gelmiyor ama damat. Babacığım, isterseniz siz bu konuyu annemle baş başa evde konuşun. Ha? Konuşacak bir şey yok kızım. Ben kesin kararlıyım, Bodrum'a yerleşiyorum. Hormonsuz domates. O zaman size güle güle Kemal Bey. Çünkü ben gelmiyorum. Size ihtiyacım yok Müzeyyen Hanım. Ben hormonsuz domateslerimi kendim de yetiştiririm. Size de bir tane vermem. Tadına bile bakamaz. Ben sizin Türk domateslerinize muhtaç değilim. Hem siz nasıl dayanacaksınız torunlarınızın yüzünü görmeden? Onlar da yazın gelirler, denize girerler. Hem bahçe malı domates yerler. Hormonsuz. Size iyi yolculuklar Kemal Bey. Çünkü ben evimde kalıyorum. Siz benim dediğime karşı çıkamazsınız Müzeyyen Hanım. Ah canım.
Yani siz Müsteşar Kemal Bey'in dediğine karşı çıkamazsınız. Görüyorsun değil mi? Annenle babanın evliliğinde bile pürüzler var. Ama hiç değilse onlar bir heyecan peşindeler. Bodrum'a yerleşip hayatlarında bir değişiklik yapmak istiyorlar. Ne yani, biz de Bodrum'a yerleşip domates mi yetiştirelim? He? Bu mudur yani heyecan? Evet, neden olmasın? Yani hayret bir şeysin. Bahçede domates yetiştireceksin ve evlilik kurtulacak. Baba baba baba. Senin psikoloğunun yapamadığını domates yapacak. Seni Türk doktorlarına emanet ediyorum Haluk. Hayır yani yanlışsam söyle. Mertem ablayla görüşmem lazım. Çok önemli. Ne oldu? Herif boşanmıyor mu? Haluk Bey lütfen. Ben sana söyleyeyim kızım, o herif boşanmaz. Oyalıyor seni. Yasemin, ne oldu? Ay çok kötü şeyler oldu Meltem abla. Geç otur şöyle. Hadi anlat şimdi. Pazarlama müdürü Erol Bey var ya. Evet. Bana cinsel tacizde bulundu. Ne? Bulunur tabii. Böyle giyinirsen her türlü tacizde bulunur. Haluk kapar mısın çeneni? Anlat bakalım nasıl oldu? Saat 6'dan sonraydı. Benden dosyaları istedi. Ortalarda kimse yoktu. Odasına gittim. Otur dedi, ben de oturdum. Bacak bacak üstüne dağıttın mı? Haluk lütfen. Güzelim, bu etekle bacak bacak üstüne atmışsa adamın bir suçu yok. Yani mahkemeye gitsen nefsi müdafaya girer. Çok kötüsünüz Haluk Bey. Hep beni suçluyorsunuz. Yarın gerekeni yaparız Yasemin, merak etme. Yaptığını beğendin mi Haluk? Ben ne dedim ki? Adamı niye suçluyorsunuz? Şunun kıyafetini görmedin mi? Ne yani, öyle giyinenlere taciz mi yapmak lazım? Hayır, 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 hayır. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben sadece olaylara adamın açısından da bakmak lazım dedim. Sapıksın Abidin. Yarın o adamın başına neler gelecek göreceksin. Ha yani, yanlışsam söyle. Babacığım biraz gelir misin? Ben mi? Sen gelsene kızım. Odada konuşsak daha iyi olur babacığım. Çok önemli bir konu. İyi peki, konuşalım. Gel otur babacığım. Evet, sizi dinliyorum. Babacığım, sen hep bize yalan söylemeyin dersin değil mi? Evet. Her şeyi bana anlatın dersin değil mi? Evet. Ama her şey değil mi? Evet. Yani açık açık söylesek kızmazsınız değil mi? Biri bana burada neler olup bittiğini hemen anlatsın. Aksi takdirde bugüne kadar söylediğim her şey geçersiz olacak. Olay şu baba. Baştan anlatıyorum. Gül ablaya internette kel olmayan bir koca arıyorduk. Bu ders çalışıyoruz dediğiniz zamanlarda değil mi? Evet baba. Buldunuz mu bari? Bulduk baba. Üstelik adam kel değil. Ayrıca çok yakışıklı. Ben kesin öldüm. Son anlarımı yaşıyorum. Devam edin. Bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum. Buluşmak istiyorum, buluşmak istiyorum, buluşmak istiyorum. Vay be, bunu 750 kere yazmanıza gerek yok. Bir kere buluşmak istiyorum deyin yeter. Bu piliçe ısrar etmek gerekiyor. Bu biraz inat sihamsidir de. İnterneti kötü amaçlarınız için kullanmanızı ve ders çalışıyorum diye yalan söylemenize vereceğim cezayı saklı tutup bu konuşmanın nereye varacağını çok merak ediyorum. Gül ablanın koca adayı fotoğrafını gönderdi baba. Ya öyle mi? İyi gösterin bakalım kimmiş bu hıyar. Hadi. İşte bu babacığım. Bu benim.
fotoğrafı göndereni var ya, yakalarsam öldüreceğim, parçalayacağım. Nereden geldiği belli değil mi oğlum bunun? Belli baba. Nereden? Deli Fişek'ten. Oh, deli Fişek. Gene Deli Fişek. Yaktım onu, yaktım. Çırasını yaktım. Pastırma yapacağım onu. Hem de sırttan böyle. Buluşmak istiyorum. Buluşmak istiyorum. Buluşmak istiyorum. Baba ısrarla buluşmak istiyor. Demek buluşmak istiyor. Söyle buluşuruz. Söyle söyle. Ciddi misin sen? Ama nasıl olur? Yavrum anlamıyor musun? Biri benim fotoğrafımı eline geçirmiş ve internetin hizmetine sunmuş. Ben ne bahtsız bir insanım. Bula bula Haluk Bey'i buldum. Sen kapa çeneni Gül. Bütün bunlar başımıza senin o koca bulma merakı yüzünden geldi. Şişt. Söyle. Yarın saat 18'de. Dede. Uy! Yarın akşam buluşuyoruz da. Yok yok yok. Yarın akşam geç olur. Bu akşam de. Yaz yaz yaz. Uy! Hemen buluşalım diyor. Şimdi yandık. Neden? Ne Halil'in fotoğrafını göndermedik mi? Dur be yeğenim. Biz onu da düşündük. Hallederiz. Dur. Baba bak. Ne diyor? Son günlerde çok solaryuma girdiğim için tipim değişti. Fotoğraftakinden çok değişik bir haldeyim. Beni tanıman için kafama şapka, yakama da kırmızı karanfil takacağım. Ben bu işin altından kimin çıkacağını çok iyi biliyorum da. Yine... Haluk! 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 Ah, ah kızım! Bu gece neler oldu? Anlatsan dünyada inanmazsın! Anlat anneciğim, anlat. Zaten inanılmaz bir gece yaşıyoruz. Babam otobüse bindi ve gitti. Nereye gitti? Bodrum'a! Olamaz! Uy! Haluk Bey, sen ne arıyorsun burada uşağı? Şey, bir arkadaşla buluşmuştuk da tam giderken sizi gördüm. Yoksa seninki de internet arkadaşı mı? Yok, benimki sınıf arkadaşı. siz ne yapıyorsunuz burada böyle? Biriyle buluşacağım da. Piliç olayı. Öyle mi? Babam ne yapıyordur acaba? Bence adamı şu an öldürmüş, cesedini nereye koyacağını düşünüyordur. Çocuklar, babanız nerede? Anne, şey, babam şey, buradaydı. Evet. Dışarı çıktı. Bana gofret almaya gitti anne. Benim canım gofret istedi de. Bu piliç Haluk Bey'i gördü mü benim hiç şansım yoktu. Gelmeyecek galiba. Bence siz hiç beklemeyin. Geç gelecek o. Biraz önce telefon etti. Yok yok yok. Sizi burada yalnız başınıza bırakamam. Nasılsa bir işim yok. Gelinceye kadar beklerim. Merak etmeyin. Şimdi yandık. Nasıl biri bu beklediğiniz kişi? Nasıl olacak canım ya? Sıradan bir horoz. Bizde şans yok ki piliç olsun. Anneciğim, mutlaka ara baba. Yok kızım, delirdi bu adam. Vallahi delirdi. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. O kadar bekletti, yine gelmedi. Nasıl insandır bu, anlamadım da. İşte senin tel olmayan koca adayı bu. Baba niye? Ya. Haluk, neler oluyor burada? Gül. Sen bana bir bardak su getirir misin? Bana da bir bardak su getirir misin? Zaten bu olayın üstüne ancak bir soğuk su içilir. Lütfen gururumu incitmeyin Meltem Hanım.
Ama ne yalan söyleyeyim, zengin adammışsın valla. Ne olsun bak ya, bu iki yatakta kaldırılır mıyız sen ya? Kaldırılır abiciğim, kaldırılır, yürü. Berdan, ne olursun yardım et bana, bu adamın elinden kurtar beni, ne olur ya. Emre nerede? Odasında. Ya bu iş için beni yataktan kaldırdın, ne olursun Haluk, benim fikrim değildi. Haluk, Haluk benim fikrim değildi. Benim fikrim değildi. Merhaba çocuklar. Sana neler yapacağımı gözlerinle göreceksin şimdi. Yapma lütfen, lütfen. Yapacağım. Emre, şu Selami amcanın fotoğrafını al. Haluk bunu yapamazsın bana. Yaparım, göreceksin. Şimdi bu fotoğrafın altına yazı yazıp şu anda internette olan bütün kadınlara yollayacaksın. Hayır. Peki ne yazacağım baba? Şöyle yazacaksın. Karımı aldatmak istiyorum, ondan nefret ediyorum, onu hiç sevmiyorum. Hayır! Birincisini yolladın mı baba? Hayır! Öbürlerini de yollar. Hayır! Hayır! Sana kapalıda bir yer ayarlayayım. Bağır, çağır, böyle bir şey ol, bir... Bilmiyorum ki ne diyeyim. Kafaya, kafaya bir koy. Ne var? Ne var diyeyim, ne var? Ya Mertem, şöyle bir şey söyle, ne olursun ya. Çıkma. İşte senin bu iyi olmayan... ...keçi sakallı. Bana çok acil fotoğraf. Bana çok... Bak... Karımın yanına 9 metre, 15 metre üzerine çalışır. Nasıl olayım kızım, nasıl olayım? Bu adamla nasıl olunabilirse öyleyim işte. Siz müsteşarlık yapmış bir zattan mı Fataka?